Altınla başlayalım çünkü Tabii tekrar ki. parladı. Son 2 yılın ardından Evet. artıyla kapanan bir yılı gördük. Devamı gelecek mi? Herhalde altın soru bu olacak. Bu yükselişin Evet. temelinden başlayalım. Ne oldu da altın fiyatlarına tekrar 2000 doların üzerindeki fiyatları görmeye başladık? Bunun devamını beklemek için elimizde yeterli sebep var mı? Aslında pandemi sürecinde bir zirveyi görmüştük. Daha sonra altın bir yatay, hatta daha çok düşüş eğiliminde olan bir sürece girmişti. Çünkü merkez bankaları oluşan enflasyonist baskıyla beraber biliyorsunuz faiz artırım sürecine başlamıştı. Özellikle Rusya ve Ukrayna ile beraber gıda fiyatları ve enerji fiyatlarındaki artışla beraber oluşan enflasyonu baskılamak için Fed 2022 Mart ayında başladığı faiz artırımlarına geçtiğimiz son çeyreğe kadar, 2023'ün 3. çeyreğine kadar devam etti ve daha sonra faizi sabit bırakmaya başladı son 3 toplantıda. Böyle olunca altın tarafında dolar endeksi karşısında bir baskılanma görmüştük. Bu süreç içerisinde de Rusya-Ukrayna süreci devam etti ama geçtiğimiz Eylül'e kadar Filistin ve İsrail olaylarına kadar aslında neredeyse jeopolitik risk başlığı bir miktar sönümlenmişti. Altın da güvenli liman olarak talep görmeyince ve zaman içerisinde de zamana karşı maliyeti arttığından dolayı da yatırımcının portföylerinde azalmaya neden olmuştu. Özellikle yatırım fonlarında da 1800'lerin altında kaldığı sürece de satışla karşılandığını görmüştük. Ama artık son çeyreğe geldiğimizde 2023'te hem global merkez bankalarının faiz artırımlarını sonlandırmış olması, hatta şu an biliyorsunuz bu hafta FOMC toplantı tutanaklarını takip edeceğiz ama 2024 Mart ayından itibaren de faiz indirimlerini konuşmaya başladık ve yatırımcılar da bu noktada bunu da fiyatlamaya başladılar. Ve Filistin-İsrail savaşı ile beraber de altın yeniden gündeme gelmeye başladı. Çünkü yaz aylarını uyuyarak geçirmişti ve hızlıca 2000 doların üzerinde bir seyir izledik. Hatta kapanışında yıllık bazda, haftalık bazda, çeyreklik bazda da rekorla gerçekleştirmiş oldu. Yılı da %14'e yakın bir değer kazanımıyla kapatmış oldu. Asıl temel neden aslında işin özüne gelirsek tabii ki faiz indirimlerinin artık konuşulması, faiz indirimleriyle beraber dolar endeksinin yeniden düşüş eğilimi içerisine girmiş olması, dolar karşısındaki varlıkların başta da altın olmak üzere değer kazanımını sağlamış oldu. Bu noktada baktığımızda tabii altını etkileyen nedenler içerisinde jeopolitik riskler, Merkez Bankası alımları, merkez bankalarının politikaları, enflasyonist baskının nitekim azalmış olması birçok neden sayılabilir. 2024'te de tabii altını konuşmaya yine devam edeceğiz ama 2023'teki asıl neden hem jeopolitik risk hem de global merkez bankalarının artık faiz artırımlarını sonlandırarak faiz indirimlerine gitmesiydi. Takip edeceğimiz seviyeler var. 2100 seviyesi önemli bir kritik direnç bölgesi. Orası kırmızı çizgi olarak adlandırıyorum ben. Çünkü 2100'ün üzerinde yeniden bir yükseliş hareketi başlayabilir. İvmeli bir şekilde, beklentinin üzerinde hızlı bir şekilde 2100'lerin üzerinde altında yükseliş hareketi devam edebilir. Destek bölgesi olarak da 1990-2000 dolar seviyesini takip edebiliriz. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece de pozitif. Ama en azından merkez bankalarının söylemleri ve faiz indirimlerine gelinceye kadar da 2000 dolarla 2100 dolar bandında yatay bir hareket izleyebiliriz Erdem Bey altın tarafında. Dolar endeksi dediniz, Olcay da hemen verdi. Evet. Dolar endeksiyle altın arasındaki ilişki. Faiz indirimleri beklentisi dolar endeksini 101'e kadar getirdi. Daha altını Evet. bekleyelim mi? Yani burada tek konu doların değeri mi olacak? Dolayısıyla faiz indirimleri mi olacak? Bir de işin öbür tarafına Evet. bakarsak Fed bilançoyu küçültmeye devam edecek. Burada bir değişiklik yok. Acaba oradan bir baskı hissedilir mi? Ne dersiniz? Dolar endeksi geniş bir bantı hareket etti 2023'te. İşte 114 seviyelerine kadar geldi, 115'lere kadar geldi hatta. Daha sonra 90-100 seviyelerine kadar geriledi. Şimdi bu geniş bir banttı. 2024'te bu bant biraz daha daralabilir. Çünkü Merkez Bankası'nın politikası bu noktada biraz sınırlanabilir. Çünkü Mart ayında dediğim gibi faiz indirimlerini bekliyoruz. Doların değer kaybedebileceği bir yıl olabilir 2024.
politikalar dolayısıyla. Çünkü evet enflasyondan hala %3'ten Amerika enflasyonu %3 hedefi ise %2'ler. Bu noktada hedefe yakınlaşan bir tablo var ama hala hedeften de bir miktar farklı. O yüzden Mart sonrası da olabilir faiz indirimleri. Yani Mayıs'a da kalabilir, ikinci yarıya da kalabilir ama biliyoruz ki Fed bu yıl içerisinde faiz indirimine gidebilecek. Bu algı bile aslında dolar endeksinin baskılanması için yeterli diyebiliriz. 2023 tahvil ve doların değerlendiği bir yıl olmuştu. Artık yavaş yavaş tahvil ve dolar tarafından çıkıp hisse senetleri bazında risk iştahının artmasıyla beraber endekslerde zaten girişlerin olduğunu gözlemledik. Kripto tarafı yükseliyor, altın tarafı yükseliyor. Yani emtia tarafına da girişlerin olduğunu gözlemliyoruz. Yani küresel sermayenin dolardan çıkıp da farklı enstrümanlara geçtiğini görüyoruz. O yüzden sorunuza gelirsek dolar endeksi tarafında ben 2024'te düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. Hatta orada 100 dolar 100 birim seviyelerinin altında 90 92 95 bandına kadar da düşüşlerin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü faiz indirimleri gelmek zorunda. Biliyorsunuz Amerika'nın Kasım ayında seçim yılı. Neredeyse dünyada 4 milyar insan seçime gidecek. Bizim ülkemizde de Mart sonu itibariyle seçim var. Amerika, Pakistan, Meksika, Birleşik Krallık seçimlere gidecek. Bu zaten politika belirsizliği anlamına geliyor. Bu noktada da özellikle ikinci yarıdan sonra Fed'in hızlı faiz indirimleriyle beraber burada genişlemeci para politikası piyasayı bir miktar rahatlatarak seçime bu rahatlık içerisinde girmesini isteyecektir. O yüzden dolar endeksini ben 2024 için daha zayıf görüyorum. Zaman zaman sözlü yönlendirmelerle Fed'den gelen faizin artırımlarına devam edeceğiz ya da faizler uzun bir süre yüksek kalacak söylemleriyle dolar endeksinde yukarı yönde ivme görsek de düşüşlerin 100 seviyesi üzerinde devam 100 seviyesinin altında devam edeceğini düşünüyorum ben Erdem Bey. O zaman bu ortamda altın için getiri beklentilerini diğer yatırım araçlarıyla karşılaştırdığımız zaman bir avantajdan bahsetmek mümkün mü? Geçen yıla baktığımız zaman büyük küresel borsalardaki getirinin fena olmadığını gördük. Altın da yine artı Evet. kapattı, güzeldi ama madem böyle bir rekabet var 2024'te, altının bu anlamda yatırım cazibesi açısından avantajı veya dezavantajı veya işte önde olma halini veya geride olma halini nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi altını hareket ettirebilecek nedenlere baktığımız zaman tabii ki birisi enflasyon. Enflasyona paralel olarak ekonomilerin yorgun olması ve faiz artırımlarından sonra gelen ekonomik durgunluğu bu yıl içerisinde de devam edebiliyor olması. Bu zaten ekonomik durgunluk, resesyon dediğimiz zaman altını pozitif etkileyen nedenlerden bir tanesi. Jeopolitik risk başlığı diyoruz. Bu da yine ekonomileri özellikle enerji maliyetlerinin artması ve gıda maliyetlerinin artması dolayısıyla enflasyonist baskının uzun vadede yayılabileceği beklentisiyle yine altının talep görmesini etkileyen nedenlerden. Büyümeye dair olan sıkıntıları ve sonunda da gelebilecek olan resesyonu, o tabii ki o büyümeli sürece geçerken ki süreç daha mı yumuşak geçecek yoksa daha sert bir resesyon mu önümüze çıkacak? Bu belirsizlikler tabii ki önümüzdeki süreçte altını etkilemiş oluyor. Bir de altını diğer enstrümanlarla karşılaştırdığımızda işte altın-gümüş rasyosuna bakıyoruz, altın-petrol rasyosuna bakıyoruz. Bunlar neredeyse yükseliş eğilimi içerisine girdiler. Altın-petrol rasyosu 2020 Nisan aylarında 105 seviyelerindeydi. Şu an 26 seviyelerinde. Yani oradaki potansiyel petrol fiyatlarının düşmüş olması ya da petrolü talep bazlı olarak düşmesini beklerken orada petrol rasyosunun yükselmesini bekleyebiliriz. Çünkü yine aslında daralmaya karşılık altının talebinin arttığını gözlemliyoruz. Altın gümüş rasyosuna baktığımızda 86 seviyelerinde orada da aslında kritik bir bölge var. Yani altının gümüş karşısında daha potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz ve bu da yine altını yükseltebilecek nedenlerden bir tanesi. Yani rasyolar da altın yılı olabileceğini bize gösteriyor. Alt nedenlerine baktığımızda enflasyon, büyümeye dair endişeler, jeopolitik risklerin devam etmesi,
enerji maliyetlerinin önümüzdeki süreçte artabileceğine dair kaygılar, seçim belirsizliği dolayısıyla politik risklerin artması bu noktada altını ön plana çıkarıyor. Hep altın altın diyoruz ama potansiyeline baktığımızda da enflasyonüstü hep getiri arayışı içerisindedir yatırımcı biliyorsunuz. Enflasyona karşı parasını korumak ister. Altında da 2100'ün üzerinde 2500 dolara kadar bir potansiyel söz konusu teknik olarak. Zaten bu noktaya baktığımızda %20 ile 25 arasında bir potansiyeli içermiş oluyor. İç piyasaya baktığımızda da yine aynı şekilde gram altında %80'in üzerinde değer kazanımı oldu yıl boyunca. Yine aynı şekilde bizim enflasyon beklentimize de paralel olarak %35, %40 bandını düşünüyorsak yine gram altında da buna paralel hem ons altındaki artış hem dolardaki artışla beraber gram altında da %35-40 bandındaki potansiyelin olduğunu söyleyebiliriz. Bu da 2500-3000 seviyelerini işaret ediyor içeride gram altından bahsedersek eğer. Gümüşe ne kadar şans tanıyorsunuz? Yani kıymetli metal deyince ilk akla gelen altın ama her sene işte Evet. gümüş beklentileri de yıla başlarken canlı oluyor, giderek sönümleniyor. Getiri olarak da 2023'te yanlış hatırlamıyorsam ons altının gerisindeydi. Gümüş için ne Tabii. düşünüyorsunuz bu yıl? Gümüş aslında beklenmedik bir şekilde neredeyse açıldığı fiyatlardan kapandı 2023'te. Altın kadar iyi bir performans sergileyemedi. Aslında gümüşün daha fazla potansiyeli var. Çünkü gümüşün bir hikayesi var. İşte bir ürünün yükselebilmesi için hikayesine bakarız ya. En çok yeşil enerji, yenilenebilir enerji de kullanılan hem değerli metal hem de sanayi metali olarak kullanılan ürün gümüş. Ve 24 doların üzerinde kalması pozitif. Hızlı bir şekilde 30 dolarları atmasını bekleyebiliriz. Ama tabii yine altın ve gümüşe baktığımız zaman gümüş o ivmesini gösteremedi. Çünkü büyüme rakamlarına baktığımız zaman ya da PMI rakamlarına hizmet sektöründe, imalat sektöründe baktığımızda bugün Çin'in özel sektör tarafındaki PMI rakamları geldi. Büyümeye dair endişeler var. Bu noktada evet Kanada, Avrupa, Çin, Amerika olmak üzere ciddi anlamda yeşil enerjiye yatırımların olduğunu gözlemliyoruz ama büyüme potansiyelinin olmadığı, talebin azaldığı noktada da gümüşün bu noktada sınırlanması söz konusu oldu. Ama 2024'te daha fazla yeşil enerjiye yatırımın gerçekleşmiş olması gümüşü altından ayrıştırabilecek senaryo diyebiliriz buna ve gümüşte de ben 30'un üzerinde 50'ye doğru ciddi bir yükseliş bekliyorum. Çünkü gümüş bu piyasanın bir miktar altına göre daha yaramaz çocuğudur. Altın 100 birim yükselirken gümüş 300 birim yükselir. Eğer değerli metallerdeki bu yükseliş eğilimi dolar karşısında devam ederse gümüşün bir de yeşil enerjiden gelen talebiyle beraber altının üzerinde bir getiri sağlaması beklenebilir 2024'te. Yani gümüş tarafında daha pozitifim ama bir miktar sanayi metali olma tarafına kaymış olması oradaki taleple de alakalı. Evet altınla beraber yükselecek ama talebin yeniden canlanması ki Amerika'da ve Kanada'da ciddi anlamda yeşil enerjiye yatırımların artması bekleniyor ve buna paralel olarak da ekonomik büyümelerinin artması bekleniyor. O yüzden gümüş ayrışacak ya 2024'ün ikinci yarısından itibaren ya da 2025'te altının üzerinde katlayarak hatta bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. 24-25 bandı direnç bölgesi. Buranın üzerinde hızlıca 30 dolar. 30 doların üzerinde de 2011 yıllarında gördüğü 50 dolar seviyelerine doğru yolculuğuna başlayabilir. Gümüş tarafında pozitifiz ama o yükseliş ivmesinin önce dünya ekonomisindeki toparlanmanın olması gerektiğini düşünüyorum. Altın ve gümüşü Türk tasarruf sahipleri için TL bazında soracağım. Yıllara Tamam. yaygın bir şekilde baktığınız zaman altın yatırımından vazgeçmeyen geniş bir kitle var Türkiye'de ve bu yatırımın Doğru. karşılığını reelde alabilen bir kitleden bahsediyoruz. TL değerle baktığınız zaman 2024 yılı için altın tasarruf sahiplerine nasıl bir önerimiz olur? Şimdi biz aslında hep düz hesap yapıyoruz. Hani ülkede ne kadar enflasyon var? %65 enflasyon var. İşte borsada, altında da bu kadarlık bir yükseliş olabilir mantığıyla bakıyoruz. Borsayı düşünmeyelim. Altın tarafında. Çünkü bizim için altın paramızın değerini enflasyona karşı koruyabildiğimiz bir enstrüman. Bu tüm dünyada jeopolitik risk sonucunda güvenli liman olarak da değerlendirilebilir. Ama bizim
Amacımız paramızın değerini korumak. Bu noktada sevdiğimiz enstrümanlardan bir tanesi de altın ve pandemi sürecinde gümüş de bu arada önemli bir tercih edilen bir enstrüman oldu diyelim. O yüzden %80'in üzerindeki getiri bu noktada enflasyon üstü bir getiriydi. Yine aynı şekilde eğer biz %35, %40 bandında orta vadeli planda biliyorsunuz %36 enflasyon hedefimiz var. Piyasanın beklentisi bir miktar %40'ları ve %40-45 aralığına ulaştı. Bu noktada da dövizin bu noktada artışı özellikle faiz indirimlerinden sonra döviz tarafında da Merkez Bankası'nın orta vadeli planda %36 seviyelerin üzerine konuşuyorsak bu da gram altının en kötü %25 ile %30 bandında yükselebileceğini bize işaret ediyor. O yüzden enflasyon olduğu sürece, enflasyonu konuştuğumuz sürece nasıl dışarıda değerli ons altın yükseliyorsa içeride de gram altın TL bazlı yükselmeye devam edebilir. Zaten bunu iç piyasadan biraz görüyoruz. Uluslararası piyasalarda 1960 TL gram altın ama gidip bir kuyumcuya aldığınızda şu an 2060 TL. Neredeyse 100 TL'lik bir farklılık var 1 gram altın için. Adım adım bu noktada hem talebin arttığını hem de altının şimdiden hem basının etkisiyle hem içeride hem dışarıda basının etkisiyle hem de enflasyonist baskının etkisiyle talebinin arttığını, devam ettiğini gözlemliyoruz. Arttığını söylemeyeyim ama devam ediyor şu an itibariyle. O yüzden yılın sonuna doğru zaten %25'lik en kötü artış bile 2500'lerin üzerine işaret ediyor gram altında. O yüzden 2500 ile 3000 TL arasında bir seviyeyi görebiliriz gram altında.